3, 2, 1. Bean Sports YouTube kanalına hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda 9. günü geride bıraktık. Dün birbirinden harika, birbirinden güzel maçlar vardı. Ama sorun bize acaba biz o maçların sonuçlarını doğru bilebildik mi? Tabii ki hayır. Doruk'ta ben de yine müthiş bir performansa 3'te 0 çektik. Hemen bayi bölümümüzü ekranlarınıza getirelim. Yani aslında bizimki çok anormal değil. Çünkü favoriler üzerinden aslında biraz değerlendirmiştik. Ya ben sorunu bizde görmüyorum nedense. Sorun takımlarda gelsin bayi bölümü ekranlara. Biz oynanan karşılaşmalarda Macaristan Fransa mücadelesinde Fransa demiştik ikimize <laughs> haklı olarak ama Macaristan çok ekstra bir puan aldı Fransa'dan. Beraberlikle bitti. E Portekiz Almanya e, ben Portekiz demiştim Doruk beraberlik demişti aslında o da Portekiz diye düşünüyordu ama Münih'te oynanacağını varsayarak beraberlik demişti Almanya kazandı. İspanya Polonya'da da muhtemelen birçok kişi İspanya demiştir ama yine beraberlik çıktı. Yani dolayısıyla 3'te 0'la bilançomuzu şöyle bir ekranlarınıza getirdiğinizde 20'de 7 olduk. Yani bu sebepledir ki zaten artık Doruk galiba e, tersini istediğimizin tersini Söylemeye başlamamız gerekiyor ne dersin? Ben geçen program dedim zaten hani mesajı orada tersine e, gidenleri kazandırıyoruz galiba. Kariyer bitirir bu bayi ben sana diyeyim. Yani süresiz kadro dışı bırakılmamız gerekiyor. Kesinlikle. 7 bölü 20 e, faiş bir rakam e, sayı ama yapacak bir şey yok. Ben yine e, bir takım çılgınca artık favoriler olmuyor daha sürpriz sonuçlarla kaybedeyim diyorum en azından. O zaman günü tahminlerini de izleyicilerimizle paylaşalım. Bakalım bugün kaçta kaç yapacağız bugünün maçlarında. Hemen ekranlarınıza gelsin. Bugün zaten iki maç var. Bir tanesi Ameli Futbol Takımımızın İsviçre ile yapacağı son mücadele gruplardaki. Bu maç için Doruk ne diyor? Ben İsviçre diyorum. Sen anladın. Ben de İsviçre diyorum. Abi, sen, sen, de anladın. <laughs> yani e, bu maç için yani. İtalya'ya harbiden İtalya diyorum. Evet İtalya'ya ben Ama de İtalya diyorum. Ama İsviçre'ye göz kırpan şekilde diyorum. Çünkü daha önce de hani Türkiye karşılaşmalarında ameli futbol takımımızın karşılaşmalarında hep Türkiye'ye oynadık tersi çıktı. Belki bu sefer bu 3'te 0 yapmalarımızın şerefine bu sefer kazanırız. Sadece ee... Türkiye maçlarında mı oynadık ve tersi çıktı diyorsun? Hayır, işte neyse sen şimdi uzattın <laughs> o aralara çok girme. <laughs> İsviçre diyoruz. Ee, dileriz Türkiye kazanacak yarın son daha doğrusu bugün son karşılaşmamızda hepimizin temennisi o. Evet çok düşük, çok çok düşük bir ihtimal var gruptan çıkmamız son 16'ya kalmamız için ama ihtimal ihtimaldir. Biz ihtimalleri severiz Doruk biliyorsun. Evet ama gerçekten kağıt üzerinde zaten eğer biz gruptan çıkarsak muhtemelen tarihe geçen bir maç oynamış olacağız. Evet. çok farklı da kazanmamız gerekiyor. Sonuna kadar mücadele edecektir mil takım ama ilk iki maçın ortaya koydukları gruptan çıkma şansımız da paralel. Yani matematiksel olarak da çok düşük bir şansımız var bir 90 dakika kaldı. Yarın e, olan biteni yine seninle burada konuşacağız. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Ne kadar sonuna getirebiliriz bilmiyorum. Günün menüsü o zaman ekranlarınıza gelsin sevgili arkadaşlar. Başlangıçta Macaristan Fransa mücadelesi vardı ki bence bu mücadele başlangıç için oldukça iyi bir mücadeleydi. Onunla başlayacağız konuşmaya. Dün, Şöyle iyi bir dünkü mücadele. Dünkü maç, dünkü beni biraz tabil dottu. Bugün açık bir büfe. Bütün <laughs> maçlar iyi gerçekten. Gerçekten çok iyi maçlar vardı. O yüzden zaten hangi birini nereye koyacağız diye düşünmeden edemedik. Ama tabii ki ana yemekte Portekiz-Almanya olacaktı. İnanılmaz bir karşılaşma oldu. Da biz başlangıcımıza geri dönelim. Macaristan-Fransa. Şimdi o kadar ekstra bir karşılaşma oldu ki bu. E tabii ki Macaristan'ın Fransa'dan bir puan almasını bekler miydin turnuva öncesinde senle bu yayını yapıyor olsaydık? Yok beklemezdim. Kim yani, beklerdi ki zaten? Macarların sıfır puanla döneceğini düşünüyordum. E, Portekiz maçındaki savunmayı gördükten sonra da sıfır puanla döneceklerini hala e, düşünmüştüm. De Sobosluğa iyi yok. Sobosluğa iyi yok dediğin çok doğru. E, maçı konuşuruz da ben şeyi so söyleyeceğim ilk başta. İki şey vardı. Bir Fransa'nın ısınması vardı. E, gördün mü o videoyu? Gördüm. E, artı şeklinde Hindistan trafiği e, <laughs> gibiydi. Bir de... Ben ilk defa böyle bir gol sevinci gördüm. ya Mekan bastı <laughs> gol sevincinden sonra. Ee, fiola. o ikisi... me Mekan bastı ama mekanı basarken mekanı basılan kişi durumdan hiç böyle rahatsız değildi. İlk başta şok oldu kadın. Evet şok oldu ama sonra... Ama tam... sonra ne yapacaksın? Sevinci alıyor orada full stat oynuyorlar. Orası mekan açmak için doğru bir yer mi? <laughs> Değil o da enteresan. Yani... Orada kaç bin kişi ayağa kalkınca hemen evet. o hanımefendi de olaya adapte oldu. <laughs> şey de enteresan mesela full startta oynuyorlar. Garipsedim yani full statta bir maç seyredince? İlk maçta da öyle olmuştu. Çünkü hiçbir stat biliyorsun full değil. Bir tek evet. Macarlar oynuyor. Ee, hani O, o da Macaristan'ın tercihi. Yani kendi hükümetin tercihi bu karar. Maça gelirsek de Macarlar'ı... Ya ...iki maçtaki performans hem dünya şampiyonuna karşı hem Avrupa şampiyonuna Sen karşı... Sen yorumunu yapmadan önce ben sana sorumu sorabilir tabii, miyim tabii, bu sor. konuyla ilgili? Bugün Macaristan'ın ortaya sergilediği futbol... ...ortaya koyduğu savunma performansı derslik midir değil midir? Macaristan bugün ne yaptı da... Fransa karşısında puanı aldı. E, tabii ki Atilla Salay'ın performansını muhakkak değerlendireceksin. Çünkü e, Türk medyasını ilgilendiren tarafı biraz o. Bunun üzerinden, savunma üzerinden gelecek olursa nasıl anlatacaksın? <laughs> ben de öyle girecektim zaten Sayan. Çünkü bu turnuvada ortaya koydukları kimlik savunma gerçekten. E, dedim yani hem Avrupa şampiyonunu hem dünya şampiyonunu durdurmayı başardılar. Bence en iyi yaptıkları şey merkezi çok iyi kapatıyorlar. Yani iki takımı da kanatları ittiler. Hem Portekiz'i hem Fransızları ki Portekiz maçında da e, konuştuk hani mesela Bruno Fernandes'i çok sıradanlaştırmıştı evet. Macar savunması ve Renato Sanchez girene kadar merkezden delememişti e, Portekiz Macariler. Ne zaman Renato girdi? Daha driplingçi bir oyuncu. İşte ilk golde bir boş koşu attı, oraya açtı. İkinci golde dripling yaptı. Gol geldi. Fransızlar bir iki kere onu denediler. Ya yani Kanté ile geldikleri var, Mbappé'nin driplikleri var ama Pogba'dan açıkçası ben bunu bekliyor bekledim e, Macar savunmasına karşı. O başarısız oldu. Ee, yine Çünkü de... kanatları da aslında iyi kapattılar bence yani evet merkez çok iyi kapattılar ama kanatlarda da bir o kadar yani çok iyi kaydırıyorlar çok iyi kapatıyorlar. Çok haklısın zaten oraya yönlendirdikten sonra hem bek hem stoper hemen oraya iki kişi geliyor ee, o bir, bire ikiyi yakalıyorlar valla pozisyonları var Fransızların yani Benzema ile var, Varan'ın son saniye kafası bile göre olabilir. Mbappe ile var. Ee, Benzema ile var derken Benzema ile ilgili olarak o zaman Harry Kane e, üzerinden yapılan paylaşım mı görelim onun üzerine bir kelam görelim. edelim. Çünkü bugün Benzema'nın kaçırdığı pozisyonlar sonrasında malum Kane bu turnuvanın gol atamayanı olduğu için ve Kane üzerinden çok fazla e, dalga geçildiği için diyeyim tırnak içinde. E, böyle bir benzetme yapıldı. Sosyal medyada da çok fazla bu, bu fotoğrafı gördük. E, bugün Macaristan karşısında e mi e, Evet. Benzema Macaristan karşısında diyerek. Yani bence e, hiç fena bir benzetme değil benzeme <laughs> için. Yani Kane'e benzetiliyorsunuz. Herkese benzetilebilirsiniz ama e, Hedi Keyne işte benzetiliyorsunuz. Kaçırılan pozisyon tabii üzerinden ki, olduğu için komik için. Bu arada Giroud'la da başlayabilir mesela bir sonraki maç. Orada tabii şey de var yani çok beraber oynayan bir üçlü yok orada. Evet. Griezmann, Mbappe, Benzema çok beraber oynamadıkları için e, orada da bir problem yaşıyorlar. Macarların zaten yediği golü hatırla <laughs> bir kontra evet. olar. Yani yerleşik savunmada hiç pozisyon vermediler. Yedikleri kontrada da bir Adam Nagy var e, orada. Bir de Nego var. Yani hiçbiri stoper değil. Adam Nagy de zaten fizik olarak en kısalardan biri. O topu düşürünce e, gol oluyor. Valla iki maçta da müthiş savunma yaptılar. Bir karakter koydular. Yani ne yapacakları belli. Bu, bu, zaten konuşuyoruz ya mesela bizim takımı konuşurken en çok buna dem vuruyoruz ya bir planımız yok gibi gözüküyor diye. Macarların planı da e, iki şampiyona karşı valla 180 dakikanın Neredeyse tamamını da işledi. Ama Almanya'yı gördükten sonra tabii ne kadar gruptan çıkma şansları var ondan emin değilim. Peki Macaristan'la ilgili olarak şimdi daha doğrusu Fransa yani en iyi forvet üçlüsünü sorsam muhtemelen sana turnuvadaki... Yani iki tanesinden, iki tane sayacak olsam bir tanesi Mbappe, Griezmann, Benzema üçlüsü olurdu diye tahmin ediyorum. Tabii Buna canım. karşı Macaristan'ın böyle bir savunma yapmış olması ve orada Atilla Salahi'nin de Hı -hı. yıldızlaşması ki ona dair de birkaç kelam etmeni istiyorum. E, o da çok kıymetli çünkü onları durdurmak bir de psikolojik olarak da zor sadece fiziksel olarak değil. Hem öyle hem yıpratıcı yani e, özellikle Mbappe çok driplinkçi. Evet. E, Salahi günün de aslına bakarsan. Tabii şöyle de bir avantajı var. O Stoper merkezinde Orban oynuyor. Orban çok tecrübeli bir oyuncu. O da biraz hı hı. E, takımı toparlıyor. Zaten alanlar daraldığında e, hem Orban'ın yani Orban iki yanındaki Stoper, biri Salah'ı daha az hata yaptılar. Beklere sürekli yardım ettiler. Ne zaman o geniş alan verdiniz e, Fransızlara orada zaten problemleri oldu. E, Macarlar bu yapıyı bozmazlarsa o yerleşik savunmayı bence Salah'ın da performansı o alanda daha da artacaktır. Öyle görünüyor. Bu arada bu maçla ilgili olarak tabii e, az önce sen Nego'dan bahsettin. E, Nego ve Griezmann'la ilgili olarak da bir e, bilgimiz var izleyicilerimize onu da aktaralım hemen. O Nego ile Griezmann diyorsun. evet o fotoğrafı aktaralım. E, daha önce 19 yaş altında da beraber 2010 yılında hı hı. Euro, şampiyon oluyorlar. Euro, Euro U19'da şampiyon oluyorlar. Evet Euro 19da şampiyon oluyorlar. Ee, i̇yi arkadaşlar ikisi yani Nego bir röportaj vermişti şeyden önce turnuvadan önce orada bahsediyor. Griezmann'la iyi arkadaş olduklarından bahsediyor ki zaten fotoğrafta da ne kadar yakın arkadaş oldukları belli. Ama sonra tabii hayatları bambaşka yöne gidiyor <laughs> yani. Griezmann hiç değişmiyor. Griezmann... Tip olarak mı? Ya evet surat olarak tabii ki saçı uzuyor kısalıyor falan o ayrı yani ama hep çok çok çocuk görünüyor Griezmann. Evet biraz baby face olayı var gerçekten. Hani yaş da hep o genç havası var Griezmann'ın. Peki son olarak bu grup için ne söyleyeceksin? E, Doruk şimdi Fransa 4 puan, Almanya 3 puan, Portekiz 3 puan, Macaristan 1 puan. Yani Macarların e, tabi bugünkü Almanya'yı gördükten sonra çok şansları yok ama eee açıkçası başarılı iyi bir yine oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Yani Marco Rossi onların hocası. Evet. E, ve aslında o da 2000'lerin başında mesela Seri C'de çalışıyor abi Marco Rossi ve o zaman mesela ligde Allegri var, Sarri var o ligde Seri C'de. Ama ondan sonra Rossi'nin kariyeri Allegri vesaire gibi yukarı çıkmıyor. Nasıl Nego'nun kariyeri Griezmann gibi yukarı çıkmıyor ve Macar vatandaşı oluyor. Rossi'nin de kariyeri öyle çıkmıyor. Ama genlerinde tabii bir savunma var ve çok iyi İki maçta da savunmayı oturturdu. Ne kadar Bielsa'nın öğrencisi olsa da Bielsa ile çalışmış mesela hı hı. Rossi oyunculuk zamanında. Ben bu maçta da Almanya maçında da benzer bir savunma performansı bekliyorum. Ama tabii Almanya'yı e, gördükten sonra Bugün ne kadar işe yarayacak gördükten bilmiyorum. Gördükten sonra bende ne kadar işe yarayacağını bilmiyorum. O zaman ara sıcağımıza geçelim. İspanya-Polonya maçına sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Bu karşılaşma da yine biraz... Daha dağ fare doğurdu karşılaşması oldu. İspanya'nın Polonya karşısında daha etkili olmasını bekliyorduk. Çünkü, kazanmasını bekliyorduk. Ya evet ya, kazanmasını bekliyorduk. İlk maçta hele ki o kadar fazla topa sahip olup pas rekoru kırıp Avrupa Şampiyonası'nda bir türlü oradan 3 puanı çıkaramayan İspanya'nın bu sefer artık şeytanın bacağını kırmasını bekliyordu Polonya karşısında ama yine yapamadı. E, Luis Enrique'nin tabi maç öncesi Alvaro Morata ile ilgili yaptığı açıklama vardı. Alvaro Morata başlayacak ve Morata ve diğer 10 oyuncu sahada olacak şeklinde sen de biliyorsun ki. E, aslında savunma olarak e, yine İspanya'yı biraz değerlendirmeni isteyeceğim. Polonya'da Lewandowski uzun zaman sonra e, gol attı. İki tane gol atmış sadece. Bu üçüncü golü oldu ve Lewandowski tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Lewandowski'nin yalnızlığı yani biraz bence Polonya'daki durum. E, sen bu maçta neler gördün? Yani şöyle aslında pozisyona giriyor İspanya ee, ama bitiricilik problemleri bitiricik çok var. Çok ciddi problem. Yani, o altı pasında orada bir şey var yani. Evet maçı var sordum. artık? A Aynen bunu söylemiştim maçı izlerken. <laughs> Morata iki kere düşünce evet. özellikle. İki maçın xg'si altı İspanya'da. Altı gol fırsatı var. Bir tane gol atabilmişler. Ee, tabii biraz Morata'nın boş kalesi de var kaçırdı. Şimdi oklar çok üzerine döndü Morata'nın ama şu da var. Morata'nın bir alternatifi yok bu kadroda şu an gözüken. Yani Moreno'nun bir dokuz numara olduğunu düşünmüyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet, yani. Önünde bakkalarla, pakolarla oynadığı için. Ee, o yüzden biraz Murata'ya da bağımlılar. Ama bugün tek değişiklik mesela Moreno'ydu. Hiç de fena oynamadı. Moreno sol ayaklı olduğu için Seyhan. Sağda, cepheye, yani kaleye doğru yüzünü dönebiliyor Ferran Torres'e e, ziyade. Ve daha çok mesela anahtar pas dedikleri o pası daha çok deneyen, daha çok atan bir oyuncu. Yani savunma performansını sorun İspanya ama bence takımın en iyi hücum performanslarından biri Alba. E, ya Alba'da ilk maçta da e, öyleydi. İki maçta da en iyi oyuncunuz sol bek olunca insan bir tık düşünüyor aslına bakarsan. Doğru söylüyorsun. Bir de e, aslında Forbes, Santoro opsiyonlarını düşündüğünde e, İspanya'nın yukarıda da konuştuk Hı -hı. maçı izlerken yani, ya Gaspar tercih edilebilir miydi diye. Zaten her bu arada kadro bir şeye giriyor daha iyisi olabilir miydi, başka seçilebilir miydi diye bu bütün ülkelerde var bu arada bunu söylemek lazım. E orada o bitiricilik problemini yaşamamak için farklı bir tercihte bulunulabilir miydi? O tercih kim olabilirdi? Tabii ki bu e, gündemde olacak. Sorular İspanya'nın çünkü şu anda gerçekten... Iki lideri kim? Aspas konusunda çok haklısın. Aspas e, 17-18 galiba rakamları. Şu an net hatırlayamadım ama öyle bir evet, rakam evet. var La Liga'da. E, Aspas da yok. E Moreno da bir 9 değil. Adama Traore'yi, Jadon Sancho'yu konuşuyoruz İngiltere'de. Adama Traore'yi hiç atmadı sahaya. En azından daralandı bir dribling yapar, bir şapkadan tavşan çıkartabilir. Ya bir karıştırır evet, yani orayı. Doğru. Çünkü kalabalıktı Polonya savunması. Doğru. İlk maça göre mesela bir fazla savunmacı ile oynadı Polonyalılar. Ama e, kim lideri bu takımın diye sorsam mesela tam genç takımlar. Mesela İngiltere'de genç takım ama bir liderleri var, Harry Kane. Evet. İspanya'nın lideri kim? O konuda net bir cevap veremiyorum. Ben de veremiyorum. Şu anda bakıyorum kadroya. Veremiyorum yani yok bence şu anda bir lideri. Ya yani Busquets acaba dönünce onu alır o rolü üstlenir mi? Bilmiyorum sonra sonra başka ilk... kim üstlenecek ki zaten. İşte alma belki. Yani olabilir. Ee, ama tabii Morata'nın durumu da biraz enteresan. Yani, yani çok konuşuldu. Belki olabilir diye düşünüyorum. Bir ihtimal olsa da o da çok değil. Sanki bir lider eksikliği de yaşıyor gibiler bilmiyorum. Yani pozisyona giriyorlar evet. E, yaratmaya çalışıyorlar. E, topu bir şekilde ceza sahası içinde getiriyorlar. Özellikle Moreno'nun da bugün oyunda olduğu dönemlerde bunu gördük. Ama 2-3 e, oyuncu sadece bunu yapabiliyor. Yani ya Moreno'yu ya Alba üzerine o son öldürücü pası atabiliyor e, İspanyollar oraya gittiğinde. Ve tabii ki biraz daha formda bir Morato olsaydı yine e, ya da kaçan penaltı olmasaydı yine galibiyeti getirebilirlerdi. Ki Moreno da 13 milli maç oynamış. 9 gole katkısı var. Yani evet. bayağı e, Harry oynadığı maçta iş yapıyor. Bugün penaltıyı kaçırsa, dün penaltıyı kaçırsa da. E, Morato olayı da ya çok psikolojik. Ben ilk golü attığında mesela eyvah dedim, offside kalkmıştı ya. Hı hı. Çünkü bu sene mesela Juventus'ta evet. o kadar çok offside'den gol iptal oldu ki. Şey diye bir açıklaması var. Ben 20 gol attım, 12'sinde offside'den iptal ettiler, 30 olurdum normalde. Diye bir açıklaması vardı. Ee, Morata'nın tabii yaşadığı psikolojik bir buhran durumu var galiba. Hem Juventus'ta böyle bir döneme olmuştu, uzun süre gol atamadı. İşte Chelsea'de çok kötü bir dönem geçirdi. O ara işte bir arkadaşını da kaybetti. O yüzden biraz daha psikolojisinin kötü olduğu bir dönem vardı ki hatta forma numarasını falan değiştirdi hatırla ayağa kalkmak için şu anda da galiba o inişler ve çıkışlar yaşadığı kariyerinde iniş döneminde gibi gözüküyor ne kadar bugün skor dün skor yapsa da ama yani aslında insanların ne dediğine de çok önem vermediğini söylüyor yani en son çok fazla takımın psikoloğuyla görüştüğünü ve artık dışarıda yapılan yorumlara, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere kulak tıkamaya başladığını ve bunun da çok fazla etkisini gördüğünü, artık hayatını bunu entegre etmeyi başarabildiğini söylüyor. Bu son dönemdeki evet. bir şey mi? Evet, son dönemdeki bir röportajı. Ama tabii dediğin gibi görünen çok fazla o değil. Ama bir taraftan da Louise üzerindekinin çok ciddi bir desteği olduğunu, ortada yani bu kadar açık açık e, basın toplantısında öncesinde öyle ifadeler kullanması... Mesaj şey, Charles şöyle bir açıklama yapmıştı. Hani zihnimde bir tıkanıklık hissediyorum. Hı hı. Hani kimseyle konuşmak istemiyorum, Onu görüşmek tamir istemiyorum. tamir etmek için gerekli hamleleri yapmış, boş durmamış yani. Ama tabii şu anda yansıyan dediğin gibi senin noktada çok fazla bir şey yok. Ama kendince kendisini iyi hissettiğimde ifade ediyor. Zaten işin e, hani psikolojik tarafının ben yüzde ellinin bir tık, yani yüzde elli bir sporda psikolojinin önemli olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. açıkçası. Hani e, kendim oynadığıma da benzer şeyleri yaşamıştım Seyhan. Siz... Eğer mesela kafanızda park eden bir örnek vereyim. Kafanızda o şutu atarken bir tane bile acaba olduğunda o işte ne bileyim kolun ne kadar düşürdüğün, bacaktan ne kadar kuvvet aldığın, dirseğin açısını falan çok tabii ki önemli ama esas e, zihinde biraz bitiyor gibi iş. Ölüzenikin kendi arka çıkması şöyle mantıklı ve normal. Hem kendi oyuncusunu savunuyor, hem de başka e, eğer gerçek bir 9 numarayla oynayacaksa başka elinde bir 9 numara yok. Evet. Ya yani biraz ihtiyaç İhtiyaçlarda doğru antılı, çok söylüyorsun, çok doğru söylüyorsun. Bu arada e, burada ne atladık diye bakıyorum. Ha, en genç futbolculara bakacağız bu bölümde bir de onu da e, hı hı. konuşalım. Şimdi bir yandan önümdeki. Bir hafta içinde kırıldı değil mi rekor? Jude Bellingham zaten turnuvanın evet. ilk günlerinde kırmıştı. E, hemen üzerine yeni rekor geldi. Buyurunuz. 17 yaş. 246, 246 gün. gün. Kozlovski 18 barajını açtıktan sonra üst üste iki tane rekor geldi. Polonya'nın da hocası Paulo Sosa ama bütün yardımcıları İspanyol olmuş. Yani. Yani, kurmayları üç tanesi de İspanyolmuş. olmuş. Onlar da bu maça savunmaya çıktılar. Zaten bir fazla stoperle oynamalarının sebebi de oydu ve ben özellikle Kamil Gri'yi beğendim burada. Zaten genelde da oynuyor mesela. Onlar da daha dar alanda, daha geriye yaslandığında o takıma da liderlik yapıyor. Buradan istediğini aldı. Şimdi grup çok karışık. İspanya elenme ihtimali Tam var. Sonuncu olabilir. Tam oraya şimdi. Evet şu anda ben de puan tablosunu önüme açtım. Yani E grubunda şu anda İsveç 4 puanda, Slovakya üç. 3-2-1 değil mi? Evet 3-2-1. İspanya şu anda iki puanda, iki beraberlikle. Yani her an şey olabilir son ya, maçlarda. İspanya'nın bir şekilde bu gruptan çıkmasını bekliyoruz tabii ki Slovaklara karşı. Ee, ama bilmiyorum nasıl olacak. Polonya beraberliği de benim için çok ciddi bir e, sürpriz oldu. Evet ee, Ama dediğim gibi pozisyonlara giriyorlar. Var. Yani, bayağı matematiksel olarak da 6 2 bir gol çıkarmışlar. Bunu kırdıkları e, süreçte e, kırarlarsa eğer daha da ileri gidebilirler. Sadece belli oyuncular üzerinden biraz dar bir e, orada havuz var. Özellikle kanatlarda Sarabia'yı atıyor iki maçtır trenlik'e. Neden Traoray'ı atmıyor bilmiyorum. Gerçekten Sarabia'yı attığında da yani neden Sarabia'yı atıyor acaba diye sormadan edemiyor insan. Mesela isterken. bir önceki maç yerine önce Sarabia'ya evet. attı. Moreno'yu bugün izledik. Ee, yani Savunmaya geçen pasları savunmanın arkasına e, pas geçirme işini daha iyi yapıyor bence Gerard Moreno. Aynı Ki Villarreal'de de bunu çok fazla yapmıştı. Ya Top kontrolünde bile problem yaşadığını görüyorsun Sarabia'nın. E çünkü çok sürekli oynamamış ki öyle. o da mesela. Onun da bir özgüven eksikliği vardır. Evet. Peki ana yemeğimize geçelim. Ana yemekte konuşulacak çok fazla şey var. Portekiz-Almanya karşılaşması. Portekiz öne geçti. Almanya'nın inanılmaz baskın olduğu bir anda. 1-0 öne geçti. Ama sonrasında Almanya geri dönmeyi bildi. 4-2'lik skorla o maç tamamlandı. Müthiş bir maç oldu. İnanılmaz heyecan verici bir maç oldu. E, konuşacak çok fazla <laughs> isim var. E, çok fazla şey var ama... En fazla neyi konuşursun? Bu maçla ilgili en fazla ne kaldı aklında? Yani e, valla ben en çok Santos'un tercihine şaşırdım. <laughs> ama Gosens diyeceğim. O, popüler olan yani konuşma, konuşmamız gereken şey o e, gibi geldi bana. Gosens cevabını ilerde... almak için söylemedim mi? Hayır. <laughs> Şaşırtmacalı soru. Ya, şaka Eyvah. bir yana tabii ki Gosens aklımızda yani o ayrı bir konu ama... Benim hani bundan 5 sene sonra muhtemelen bu maçı hatırladığımda Gozens'in performansı dışında diyeceğim ki ya Cristiano Ronaldo Rüdiger'i nasıl rezil etti. Ha, sen o, diyorsun? o benim o an ya, gözümden ben... gitmiyor çünkü o kadar müthiş bir ya, antrenmanda yapamazsın o hareketi. Böyle bir maçta müthiş bir şekilde Rüdiger'i bakkala yolladı yani. Ben o kadar Almanlara kanalize oldum ki <laughs> evet, sadece o taraftan düşündüm. Alman gerçekten Allah, acayip Türk ters köşe etmiş yaptım. Almanlar sürpriz olmasına yani. rağmen ben o, o an gözümden gitmiyor. Hiç de unutmayacağım yani Ronaldo'nun o bakışını, o topu atışını. Ya bana da şey çok saçma geldi. <laughs> bir takım nasıl 50 dakikada aynı golden 5 tane yani. Bak 5 tane sayılmayan da dahil 5 tane yediler sayılmayan. Doğru söylüyorsun. Yani e, cidden çok şaşırdım. Yani herkes çok şaşırmıştır. Ben Portekizli olsam delirirdim. Bir, kendi milli takımım böyle bir duruma düştü. Ee, ya yani maç... Biz de benzer bir duruma düştük. her Ramsey dört kere geldi, dördüncüsü gol oldu. Doğru söylüyorsun sen de haklısın ee, <gülüyor> <gülüyor> açıkçası. Konuyu oraya getirmeyeyim dedim ama. Söyle ee, şimdi maçın adamı Gosens. Ben de sana bir soru sorayım madem Doğru öyle. Sence Gosens bu maçta en iyi ne yaptı? Portekiz'e karşı en iyi ne yaptı? Ee, Gosens bugün inanılmaz koşular yaptı. Zaten ama Gasperini'nin öğrencisi ne yapar? koşu atar, fiziksel olarak çok güçlüdür ve yüzde yüz dirençle oynar değil mi yani bence? Bugün hepsini yaptı ama ya bunları yaparken, o koşuları atarken, o, 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 çabukluğu yapar, sağlarken de çok fazla şeyi beraberinde getirdi. Ve inanılmaz da evet. bir gol attı sonucunda. Onu onunla taçlandırmaya başardı. Maçın zaten yıldızı seçildi ama bunu yaparken en aklıma gelen şey Gosen'se ilgili. Ya Topsuz koşulardı mı? Sol bekler mi Sinia Gosensiz? Zaten bir değil kanat, yani, beki kanat, zaten. kanat Kanat bek tabii ki ama top yaptığı koşular en çok akılda kalıcı şeyler bence. E, haklısın yani Gosens e, bugün dün bu maçı Almanya çözerken hani o kanattan sürekli Almanya gelip Gosens üzerinden oynamadı ya da e, böyle Isak gibi yatır kaldır e, durumlarına girmedi çok çok dribbling yapmadı alvar yapıp delmedi e, aslında amaç Gosens zaten Yok yokmuş gibi davranmakta bence Almanların esas planı buydu. Şimdi şöyle bir durum var. Almanlar 2018'deki Dünya Kupasından sonra bu formasyona geçiyorlar. Yani 3-4'e geçiyorlar. 4, evet. ee, Seyhan ki biliyorsun Tuchel'in Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'ni aldığı formasyonu da bu. Ondan önce 2002'ye kadar 2002 ile 2018 arasında sadece bir kere üçlü savunma oynamış Almanlar. O da Conte'nin İtalya'sına Euro 2016'da e, elerken plan bence şöyleydi. Ginter'i hani daha çok Gasperini, Gossens gol akıllara geldi ama bende de şöyle Gasperini çağrışımları oldu. Ginter hücumu her çıktığında ben bir Toloy e, flashback'i yaşadım. Çünkü Gasperini de Toloy'u yollar. Evet. Şimdi İtalya milli takımında kendisi. E, Ginter, Kimi e, ve Havertz de Gnabry de geldi oraya. Orada bir çokluk yarattılar. O dört kişi orada bir çoğaldı Almanlar. Ve devamlı olarak bunu e, genelde sağdan denirler. Ters e, beki yalnızlaştırmaya uğraştılar. Çünkü bir fazla Almanlar. Ya i̇ki bek ve üç oyuncuyu düşünürse Almanlar beş kişi. Portekiz savunması dört kişi. Ara ara Pereira'yı oraya sokmadı, sokmaya çalıştı Portekiz'de, Ama o beşe dördü çok iyi oynadılar ve attıkları diagonallerde de hep Gosunsa boş buldular. Yani Gosens aslında doğru zamanda doğru, doğru yerde, yani. olarak maçın adamı oldu. Zaten sonra 60'ta da e, çıktı. Hani tam bir veteran gibi evet, ya maçı çözdü 60 <laughs> dakikada. Duşa gitti yani baba dedi ben tamamım. Hani, tabii sakatlığı varmış ufak bir o yüzden almış ama e, öyle bir durum oldu. <laughs> Ve ben şeyi şaşırdım yani e, Santos bunun karşılığında sadece oradaki oyuncuları değiştirdi. Yani Bernardo Silva ile başladı ki bence bayağı underrated bir oyuncu Bernardo Silva yani. Her sene sana 20 gol katkısı yaparsa yan ama acayip çalışkandır. Hani top kapar sahip stopları çok evet. iyi, sahip stop kapma rakamları çok iyidir çok mesafe kat eder. O şimdi Gossens'a çare olamadı. Sonra bir 5 dakika Renato Sanchez aldı önüne e, Semedo'nun. O da olmadı. En son Rafa Silva'yı aldı. Çünkü 3-1 bir, da bir değişiklik yapman lazım. Rafa Silva da tam şey ya olay yeri inceleme gibi. Golde bakıyor orada. <laughs> fotoğraf çekmeye gelmiş oraya. Ama bir şey söyleyeceğim. Rafa Silva'nın şimdi bir önceki maçta da maçı değiştiren adam olmuştu Rafa Silva. Evet ama şimdi... Bu e, maç için ama doğru söylüyorsun. Yani şeyi sağlayamadılar diyorum ben. Hani e, o Almanların artı bir oldukları hücum hattında. Yani mesela Polonya niye üçlü savunma çıktı bence? Çünkü İspanya'nın o beşli hattının olacağını e, biliyor Santos. Ve bir adam eksik... E, artı koydu. Ya da Danimarka'nın Belçika'ya yaptığı karşı pres herkesin birbiriyle çok iyi eşleştiği olduğu eşleştiği için bence bu kadar tuttu. Yani Belçika üçlü oynuyordu. Danimarka da üçlü çıktı ve herkes yani mentümen bir durum oldu orada. Herkesin adamı belliydi. Burada oyun her sağa yıkıldığında sayan arkada bir adam boş. Bernardo'nun oraya girmesi lazım. E giremedi. E, ve Gosens gerçekten çok rahat bir şekilde topla buluştu. Genelde aslında bunu takımın Genel oyunla yazmamız lazım. Sadece Gosens'ın bir doğru. one man show'u yok yani burada. Doğru doğru. Doğru Kesinlikle. plan. Top hep o, sağda işleniyor, solda Gosens bitiriyor. Böyle bir e, galibiyet aldılar. Santos da vallahi bunu en güzel yerden izledi. En önden. <laughs> Çok güzel yerden izledi yani kendisi. Hiçbir şey yapamadı. Yap yani bozmadı formasyonu. E, Renato yine bence Portekiz'e girdikten sonra en efektif olan oyuncuydu herhalde son maç Carvalho ve Pereira ikilisinden birini Renato'ya çevirir diye düşünüyorum. Ee, Gosens'le ilgili olarak Almanya'nın attığı güzel bir tweet var. Biliyorsunuz Müller'in Thomas Müller'in bir şey söyleyecekti. Yok bu Gosens mesela ben de Gosens diyorum. Bunu yukarıda ben da Ghostsans konuşuyoruz. Gosens mi Gosens mi İkisi de kaldı. Gosens diyelim o zaman. Gosens <laughs> değil. <laughs> <laughs> Müller gibi yok. Müller'in çok fazla Levan işte Lewandowski gibi işte e, sürekli Gorat'ın oyuncuları Böyle güzel bir şekilde tasvir et, gol koyarak isimlerini tasvir etme özelliğini biliyorsunuz. Ondan önce Almanya hesabı, Alman milli takımının hesabı bunu paylaştı. Sonrasında zaten Müller de böyle gülerek alıntılamış Twitter'da. Onu da görmüşsündür muhakkak. Maçtan evet. sonra şey demiş. 60 dakika oynuyorsun. Seri A topçusuyum diye geziyorsun. Türkçe'ye <laughs> çeviriyorum. 60 dakikada oyundan çıkıyorsun diye takılmış. Gosens da bayağı, Gosens diyeyim hadi bu saatten sonra kendimi ya, kötü hissettirdim. Ee, aslında bu takıma ya geç katıldı Yani kariyeri çok geç şekillendi evet. ya Hollanda'da bir orta sınıf takımında oynuyor ya Atalanta dediğin takım son 3-4 de bu kadar yükseldi ondan önce e, durumu belliydi bu milli takıma biraz geç katıldı ve şeyi söylüyor o da bir Müller forması varmış mesela ee, bu daha milli takıma gelmeden Hı -hı. önce şu an Müller'in yanında son eklenti olarak e, milli takımın en önemli parçası oldu Tabii bu değişen formasyon ona cuk oturmuş durumda Evet, bu arada e, formayla ilgili olarak bir başka konu daha var ile alakalı. O da Ronaldo'nun Nisan ayında formasını istiyor. E, fakat Ronaldo ona hayır cevabını veriyor. Ve sonrasında forma gönderiyor Ronaldo ona. Ayrı bir konu ama e, günün sonunda bununla ilgili işte ESPN'in bir tweet'i var. Şu anda da onu görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. E, Nisan ayında onu istiyor Gossens, formayı istiyor, alamıyor. Paziran ayında Ronaldo'yu geçerek işte böyle bir. Yani e, Ronaldo sonra formayı gönderdiyse belki de hani orada bir evet, değil de. Evet evet göndermiş. Bir, Ama bir... şey onu şöyle e, ifade ediyor: çok utandım orada kendimi çok kötü hissettim. Ben çünkü formayı istedim, yüzüme bile bakmadan hayır cevabını verdi bana. O yüzden orada kendimi çok e, kötü hissettim ve çok utandım şeklinde bir ifadesi var Gossens'in konuya dair. Ama sonrasında Ronaldo formayı gönderiyor. Bu maç sonunda acaba öyle bir şey oldu mu bilmiyorum. Yani araları gerçi bu erken gitti duşa bizimki. Tabii. O yüzden <laughs> olmamıştı. Bu maç sonunda Ronaldo'nun mu istirbisini bekleyecektin acaba? Ronaldo <laughs> öyle bir şey yapar mı Tabii ya? Ki yapmaz. Ölse yapmaz Tabii yani. Şaka yapıyorum şey. Peki Portekiz'le ilgili olarak şunu söylemem lazım. Portekiz en son 4 gol yediğinde yine Almanya karşısında 2014 Dünya Kupası'nda sahadaydı sevgili arkadaşlar ve bugün de yine Almanya'dan 4 gol yedi. Bir başka maçta yani Son zaten Avrupa Şampiyonası'nda da yenildiği 3 üç, üç kez yenildi Almanlara karşı şöyle de bir durum var. 3 yenilgi aldı takım Almanlar böyle de bir e, istatistik var onlara dair. Ya maç Almanya'da zaten. Almanlara e, yenilmeniz evet. normal de. Normal de işte böyle yenilmeniz. Ya da mesela bu grupta hani e, topla en domine eden takımın Almanya olması normal. Hani Portekiz çünkü bir ya gördük yani Santos'un planı ilk 10 dakika tuttu. Kontra e, oynadıkları için genelde e, bunu kovaladıkları için ama ee, bu kadar silik kalmalarını kimse beklemiyordu. En iyi 11'e bakalım hemen. İkinci hafta geride kaldı çünkü malum Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçlar geride kaldı. İkinci grup maçlarının en iyi 11'inde kalede Dimitrievski var. Bu zaten e, şey olamaz. <laughs> Değiştirilmesi teklif dahi edilemez madde değil mi? Ama gerçekten benim aklımda kalan en iyi kaleci performansı yediği gollere rağmen Dimitrievski. Bekler zaten biliyorsun bu turnuvaya evet. daha çok damgasını vuruyor. Danfries. Vegosens e, ve, dedik zaten. Begossens dedik. E, Tierney Delik. Mesela bugün Kamil Gülük performansı da bana sorarsan oraya girebilirdi. Ama çok da tercih şansımız olmadığı için. Delik dedik. Ya da mesela e, ben dört... şeyi de beğendim. Roberts da bizim milli maçta bize karşı oynayan Sabek Roberts da girebilirdi. Doğru. E, o... Gareth Bale, Kevin De Bruyne, Locatelli, Yarmolenko dörtlüsü. Hiçbir şey diyemeyiz. Tabii ki diyemeyiz. Ama burada hani girebilecekler de var bu arada performans olarak ama biz böyle seçtik. Havertz ve Alexander Isak'ta koyabilirmişiz belki orta sahaya değil mi? Evet. O da iyi top oynadı. O da şimdi. iyi oynadı. Ee, Kaya Havertz ve Alexander Isak da 4-2'nin ikisi. Isak gol atmadan hem günün futbolcusu evet, oldu hem böyle. maçın oyuncusu oldu. Gol asist yapmadan hem de 11'e girdi. O zaman neyimiz eksik kaldı? Ellerimiz. Hemen ona bakalım. Günün takımı tabii ki Almanya oldu. Günün futbolcusu Robin Gosens oldu tabii ki konuştuklarımızın da ardından anlayacağınız üzere. Ve günün teknik direktörü de Fernando Santos oldu ama. <laughs> tersten ama. <laughs> Tersten'i yazmış olmanız inanılmaz bu arada. Yani büyük, ben gerçekten. Bir de büyük yazılmış. Tersten sanki hani, tersten takımı falan gibi bile ağzına bile tersten yazmış. <laughs> Murat ama hani full Alm Almanya yapmayalım dedik ya biraz Almanya'nın performansının sebebi de <laughs> evet, Fernando Santos doğru. olduğu için ona da elinlerde bir yer verilmedik Çünkü hiçbir çözüm üretmedi yani Santos. İzlediğiniz işte gibi en güzel yer Denizli'de En mucik. güzel yer Denizli'de aynı. <laughs> Peki böylelikle de süremizin sonuna geldik. Doruk ekleyeceğim bir şey var mı? Yo. Peki. Şöyle bir düşündüm okey. Zaten okay. uzun bir süre var önümüzde konuşacağımızda turnuvanın geri kalan bölümünde. Bugün de noktalayacağız ama tabii ki yarın yine oynanacak iki maçın ardından ekranlarınıza olacağız. Ee, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. hoşçakalın kalın.